Efendim hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Vaktiniz mübarek olsun, bereketli olsun. Hoş geldiniz. TV.net Semerkant Stüdyosu'ndan sizleri bir gün daha selamlıyoruz. Mutluyuz, şükür üzreyiz, hamd üzreyiz. Zira Kudüs, Endülüs'ten sonra Semerkant'ta sizlerle Ramazan boyunca, 30 gün boyunca burada yayın yapmak üzere, çok kıymetli misafirlerimizi ağırlamak üzere huzurlarınızdayız. Yayınımıza bizler başlamazdan evvel kıymetli hocam Profesör Doktor Necdet Tosun ile sohbet ederken şöyle bir bahisten söz açıldı. Dedi ki hocam henüz Türkçe'ye çevrilmedi, neşredilmedi ama Arapça bir eser. Sadece ve sadece Semerkant'ta yaşayan alimler için yazılan bir eser. O eserin sadece bir bölümü bulunabilmiş. Sadece bir bölümü. Neredeyse 20 ciltten fazla bir hacme sahip olabilecek bir külliyatın sadece bir bölümü bulunabilmiş, yüzlerce ve binlerce sayfadan oluşan bir eser. Düşününüz, böyle bir meclisteyiz. 1970 idi yanlış hatırlamıyorsam, 2500. yılını kutladı Semerkantlılar. Ta 1970 Semerkant'ından söz ediyorum. 2500 yılın üzerinde bir tarihe, bir geçmişe sahip olan Semerkant'tayız. İlmin kubbesi denilen Semerkant'tayız. Buhara-i Şerif'teyiz. Malumunuz bizler Ramazan boyunca Semerkant'ta, Buhara-i Şerif'te, Taşkent'te, inşallah Tirmiz'de ve Hive'de de olacağız. Çok farklı bölgelerden, Mavera-ün-Nehir hattının, havzasının çok farklı bölgelerinden yaptığımız yayınlarla karşınızda oluyoruz. Huzurlarınızda oluyoruz. Az evvel de ifade ettiğim gibi TV.net'in Semerkant stüdyosunda yaşanıyor bütün bunlar. Şu notu da düşmek isterim kıymetli izleyicilerimiz. Malumunuz ilk gün programımızı izlediniz. İzleyemediyseniz lütfen TV.net'in arşivine girin. Yenilenen yüzümüzle, yenilenen dijital ekosistemimizle tabiri caizse lütfen arşivimize girin. İlk günü, ikinci günkü yayınımızı, üçüncü günkü yayınımızı mutlaka izleyin. Her biri arşivlik olduğuna inandığımız çok kıymetli misafirlerimizi ağırladık burada. İlk günü hatırlayacaksınızdır. Semerkant'ta bunu yapmak da nasip oldu. Şah-ı Zinde İmamı Abdülgani hocamız bizlere hoş geldin ya şehri Ramazan nidasında da bulundular. Burada yaptılar. Şimdi efendim Ramazan geçiyor. İlk günlerindeyiz. Hoş geldin ya şehri Ramazan demeye devam ediyoruz. Dün hatırlayacaksınızdır, dikkatli ve rikkatli izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Bizler programımızı kapatırken kıymetli hocamla çok böyle latif bir bahiste kalmıştık. Ahmet Yesevi Hazretleri'ni konuşuyor idik. Arzu ederseniz bugün yine yola, yolculuğa o yolla başlayalım, o Yesevi yoluyla başlayalım. Kurumsal olarak belki hocam dedi ki Yesevilik bugün yaşamıyor ama o gönül, o ruh, o kalp yaşıyor elbette. Hocam buyurun, söz sizde. Dünkü programımızda Hocam Yesevi Hazretlerinden konuşmaya başlamıştık. İftar saati geldiği için yarım kalmıştı. Oradan devam edelim inşallah. Lütfen, lütfen hocam. Hocam Yesevi en önemli eseri biliyorsunuz Divan-ı Hikmet. O bölgede insanlar Türkçe konuştukları için Ahmet Yesevi Hazretleri de insanlara faydalı olmak düşüncesiyle herkes anlasın, istifade etsin diye sohbetlerini Türkçe yapmıştır. Kitaplarını çoğunlukla Türkçe yazmış. Şiirlerini Türkçe söylemiş. Divan-ı Hikmet haricinde Fakrname diye bir eseri daha vardır. O şiir değil. Düz yazı, nesirdir. O da Türkçe. Bir de Ahmet Yesevi'nin son yıllarda iki tane küçük Farsça eseri bulundu. Yani Farsça da yazmış demek ki. Ama genellikle halk anlasın diye Türkçe yazmayı tercih etmiş. Çünkü onun derdi halka faydalı olmak. Bir de böyle şiirlerinde, eserlerinde halkın anlayacağı tarzda nasihat, menkıbe, hikayeler ve basit örneklerle anlatıyor. Zaten siz 9 asır evvel yani başka türlü anlatamazdınız. Evet. Efendim, orada yarı göçebe bir halk var. Yani çadırlarda işte ot neredeyse sürüleriyle oraya giden
bir ay burada kalan, iki ay orada kalan göçebe insanlar da var. Dolayısıyla böyle insanlara İslam'ı çok sade, yalın bir dille, basit bir dille anlatmak gerekiyordu. Onu yapmış ve başarmıştır. Evet. Kendi asrında bu işi başarmıştır Hocam Etesevi Hazretleri. Cehri zikir tercihinin de sebebinin bu olduğunu, bölge halkının coşkunluğu sebebiyle. Muhtemelen. Muhtemelen. Yani insanların karakteri, coşkunluğu, hayat tarzı Ahmet Yesevi'yi yüksek sesli zikir öğretmeye teşvik etmiş diye bilgiler var. Ve o şekilde zikri erre evet. deniyor. Testere zikri deniyor. Çünkü testereli ağaç keserken çıkan bir hırıltı gibi dervişlerin boğazından bir hışırtı çıktığı için zikri erre, testere zikri denmiş. Yesevilerin yaptığı zikre. Gerçi bunun kendi içinde farklı şekilleri de var. Mesela zikri kebuter diyorlar. Kebuter güvercin demektir. Güvercin hu hu diye öttüğü gibi bazı dervişler de Allah'ın hu ismini zikrettikleri için bu tür zikre, yani hu hu ya Allah gibi yapılan zikre zikri kebuter demişler. Güvercin zikri. Güvercin zikri. Evet. Evet. Daha başkaları da var. Ne var mesela hocam? Daha mesela başkaları. Hasbi Rabbi Cellallah ma fi kalbi gayrullah. Nur Muhammed sallallah la ilahe illallah. Bu başka tasavvuf yollarında da olan, Yesevilerde olan bir zikir, bir zikri erre tarzı. Allah hu hay. Allah'ın bir ismi de el hayyul kayyumdur. Evet. Hay ismiyle yapılan zikirler de var. Yani bu şekilde zikri erre tek bir tarzı değil. Farklı tarzları var ama hepsinde yüksek sesle yapılması esas. Daha doğrusu yüksek sesle dergahta yapılıyor. Bu adam evinde normal yani kendi duyacağı kadar evet. zikir yapıyor ama dergahta veya camide toplu zikir olduğu zaman o zaman yüksek sesle yapıyorlardı. Ve sonraki asırlarda biliyoruz ki Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'inden bazı şiirleri ilahi şeklinde besteleyip bunları da bazıları okuyormuş. Yani zakirlere, zikreden dervişlere bir tempo olsun, bir heyecan olsun, bir coşku, evet, coşku olsun, ritim olsun diye bunların da okunduğunu kitaplardan duyuyoruz. Ki az okuyoruz. Evvel zikrettiğiniz o Hasbi Rabbi Cellallah, o zaten böyle dün söz ettik ya biraz, çocukluğumuz dedik. Yani birçok yerde karşımıza çıkar. Evet. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrallah. Eyvallah. Evet, Yesevilik'te 40 günlük halvet de vardır. Bu 40 günlük inziva Hı-hı. içerisinde dervişler ibadete yoğunlaşırlar ve nafile oruç tutarlar. Çünkü Ramazan dışındadır. Ve 40 gün boyunca et yemezler. İftar vaktinde de bir tas darı çorbası, yanında yaz mevsimi ise karpuz, kış mevsimi ise ayran. Yani az yerler. Biz şimdi az yemiyoruz. Ramazan'da sadece yemeklerimizin saatini değiştiriyoruz. Sabah kahvaltısını yiyeceğimizi birkaç saat geri çekip sahurda yiyoruz. Öğlen ve ikindi yiyeceğimizi birleştirerek iftarda yiyoruz. Dolayısıyla birçok kişi Ramazan'da kilo aldığından şikayet eder. Ama Yesevilerde ve daha doğrusu bütün tasavvuf ekollerinde halvete giren, 40 günlük inziva çekilen dervişler hem nafile oruç tutarlardı hem de gerçekten az yerlerdi. Hocam şimdi nefis şöyle... Nefis terbiyesi olsun diye. Nefis terbiyesi olsun diye. Ahrar Hazretlerine de ait olabilir. Hacı Endaki'ye de ait olabilir. Onu bilemiyorum. Şöyle bir tasavvuf tanımlamasıyla karşılaşmış idim. Tasavvuf vakti en bereketli şekilde değerlendirmektir diye muhteşem evet. bir cümle. Yani muhteşem bir cümle hakikaten. Şimdi mesela bugün buna modern zamanlarda işte vakit planlaması diyoruz. Zamanı iyi kullanmak, değerlendirmek meselesinde iş dünyasında özellikle İngilizlerden ve Almanlardan disiplin olarak söz edilir. Buradan almamın sebebi şimdi sözünü ettiğiniz hani zamanı işte kahvaltıyı geriye almak bahsinde biz açıkçası TVNET olarak izleyicilerimiz de bu hususta çok hassaslar. Bu yayınları yayıncılığımızın haritasından ve önceliklerinden kastımız biraz da bu açıkçası. Bu yayınlarımızda da burada Semerkant'ta, Endülüs'te, Kudüs'te 30 gün boyunca sizin de şimdi bu söz ettiğiniz bağlam içerisinde o kadar farklı alanları konuşuyoruz ve konuşmak için buradayız ki bu bütün söz havzasını tam da böyle niyetlendik açıkçası. Yani bu anı, zamanı bereketlendirmek noktasında izleyicilerimiz çok hassaslar. Onun altını çizmek istedim. Şimdi siz de bu örnekleri verince ben de şöyle kendimi bir sorguladım. Eminim tüm izleyicilerimiz de sorguladılar. Bu notları düşmek istedim hususen. Bu arada siz şimdi
Hoca Ahmet Yesevi deyince ben çok kıymetli Hayati Bice Hoca'nın da bu eserine atıfta bulunmak isterim. Ki Hayati Bice Hoca'mız stüdyomuzda olacaklar inşallah. Semerkant'ta kendisini ağırlayacağız. Böyle bir kapıdan girizgah yapmış olalım biz Necdet Tosun Hoca'mızla. Ki Türkiye'mizde malumunuz Hayati Bice ile birlikte Musa Hoca'mız aynı şekilde. Piri Türkistan Hacı Ahmet Yesevi üzerine çok kıymetli eserlerle bilinmekteler. Hocam, Abdülhalik Gucdovani'nin 4 talebesi var. Sanırım üçüncüsü Ahmet Yesevi Hazretleri. Yusuf Hemedani'nin 4 tane talebesi var. Gucdovani'den sonra işte Ahmet Yesevi evet, var. İki tane daha var. İki mübarek daha var. İki hazret daha var. Diğerlerinden renk olarak farkı ne Hoca Ahmet Yesevi'nin? Yani aslında üslup olarak, tasavvuf olarak aynı. Yani evet, tasavvuf kültürü hep aynıdır. Yani Rabiatül Adavi'de de aynıdır. Evet. Yunus Emre'de de aynıdır. Aralarında asırlar vardır. Coğrafya olarak çok değişik coğrafyadır. Ama düşünce, tasavvuf düşüncesi aşağı yukarı hep aynıdır. Dolayısıyla Ahmet Yesevi ile Gucdovani Hazretleri arasında bir fark yoktur. Ama sadece uygulamada Abdülhalik Gucdovani sessiz zikri esas almış. Ahmet Yesevi sesli zikri esas almış, uygulamış. Abdülhalik Gucdovani halvete girmeye gerek yok demiş. Yani 40 günlük inzivaya çekilmeye gerek yok demiş. Ama Hoca Ahmet Yesevi 40 günlük inzivaya girilirse dervişler daha bir motive olur. Nefis terbiyesi açısından daha faydalı olur demiş. Bunlar bir tercih meselesi. Yani detaylarda farklılaşabiliyor. Ama öz birdir. Öz birdir. Özün bir olduğu ile ilgili küçük bir şey anlatayım. Lütfen. Mesela ilk sufilerden Rabiatül Adeviye ile ilgili şöyle bir hikaye vardır. Rabiatül Adeviye, hikaye o ya, elinde bir testi suyla bir tepsi kor ateşiyle birlikte yolda gidiyormuş. Evet. Sormuşlar, ey Rabia, nereye gidiyorsun demişler. Bu bir testi suyla cehennemi söndüreceğim demiş. Bir tepsi kor ateşiyle de cenneti yakacağım demiş. Ne demek istiyor? Yani ben ibadetlerimi cennet ümidiyle nimetlerine kavuşayım diye değil veya cehennem korkusuyla değil, ben Allah rızası için Allah aşkıyla ibadet ediyorum veya etmeliyim anlamında sembolik bir hikaye. Eyvallah. Kendisinden asırlar geçiyor. Anadolu'da Yunus Emre ne diyor? Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni. Ahmet Yesevi de aynısını söylüyor. Aman hocam, siz şimdi böyle söyleyince bazı böyle farklı zihin yapısına sahip olanlar, hani Hazreti Ebubekir Efendimizin de işte cehennemde bütün vücudumla perde olmak isterim minvalindeki sözleri için malum çok farklı kanaatler taşıyıp nasıl ifade edelim onu, selefi de demek istemiyorum, daha farklı bir önceliğe sahip olanlar neredeyse din dışına çıkartabiliyor bu tür söylemleri. Ama bizim kitaplarımızda yani şu vardır. Eyvallah. İbadet üç şey için yapılır. Bir, cennette kavuşmak için. Eyvallah. İki, cehennemden kurtulmak için. Üçüncüsü, Allah rızası için yapılır. En makbulü de üçüncüsüdür. Evet. Çünkü Allah rızası için ibadet edersek zaten otomatik olarak cehennemden kurtuluruz. Otomatik olarak cenneti kazanırız. Ama biz üçüncüye talip olalım, en ideali odur diye kitaplarımızda zaten bunlar olan şeyler. Tasavvuf ehli bunu menkıbeyle böyle ifade etmiş. Yunus Emre benzerini söylemiş. Ahmet Yesevi benzerini söylemiştir. Uçmak kirem cevlan kılam, ne hurlarga nazar kılam, anı munu menne kılam, menge sen o kereksen diyor Divan Hikmeti'nde. Evet. Yani cennete girip de ne diye dolaşayım ben cennette? Hurilere niye bakayım? Onu bunu ben ne edeyim? Bana sen lazımsın ey Allah'ım. Aynı Yunus Emre'nin bana seni gerek seni dediği gibi. Yani aralarında asırlar var. Rabia ilk sufilerden. Ahmet Yesevi Orta Asya'da yaşamış. 6. asır. Yunus Emre işte Anadolu'da yaşamış daha sonra. 1,5 asır sonra. Coğrafya farklı, tarih farklı ama duygu, aynı, düşünce aynı. Onun için Ahmet Yesevi ile Abdülhalik Gucdovani'nin duygusu, düşüncesi aynıdır ama dervişleri eğitme metodunda detayda farklı bir yol izlemişlerdir. O da normal bir şeydir. Önemliydi hocam. Hususen biraz böyle provokatif gibi görünen soruyu hususen sormak istedim. Çünkü yani bu ayrışma dili üzerinden neredeyse bir başka rekabet ortamı da başka yollar için söz konusu olunabiliyor malumunuz. Şimdi şöyle hocam,
metot dediniz ve hemen burada hususen getirdiğim, arkadaşlarımızın da zaman zaman bazı kaynak eserler olarak sizlere takdim ettikleri eserlerde sizlerin çalışmaları da var burada. Arzu ederseniz oraya da yavaş yavaş gelelim hocam. Dünkü sizinle ilk yayınımızda, ilk sohbetimizde biraz tarihsel kronolojiyi de izledik. Ama bugüne de geldik. Özbekler Tekkesi'ne de gittik Üsküdar'a. İznik'e, Amasya'ya, Konya'ya, farklı yerlere, İstanbul'a şüphesiz ki. Türkistan Dervişlerinden Yadigar isimli eseriniz burada ama hocam. Öncelikle Hacegan nedir hocam? Hacegan. Hacegan, Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin Hace, yani Hoca, evet, lakabından gelen bir kelimedir. Orta Asya'da Mavera-ün-Nehir bölgesinde Yusuf Hemedani Hazretleri iki tane önemli talebe yetiştiriyor. Birisi az önce bahsettiğimiz Hoca Ahmet Yesevi, diğeri Abdülhalik Gucduvani. Ahmet Yesevi eski adıyla Yesi, bugünkü adı Türkistan şehrine, yani biraz daha kuzeyde, Kazakistan'da kalıyor. O bölgeye gidip, o bölgede halkı irşad ile meşgul olurken, diğer talebesi Abdülhalik Gucduvani, Buhara'nın Gucduvan, evet, kasabasında, bugünkü telaffuzuyla Gicduvan kasabasında halkı irşada devam ediyor. Yesevi ile devam eden yola Yesevilik veya Yeseviye yolu denirken, Hacı Abdülhalik Gucduvani ile devam eden, Buhara civarına devam eden diğer kola Hacegan yolu, Hacegan tarikatı adı veriliyor. Hacegan, haceler demektir. Hocalar demektir. Aneki, Farsça'da çoğul eki. Evet. Ve o bölgede Buhara civarında 7 tane pir geliyor. Evet. Abdülhalik Gucduvani'den sonra. Onun için Buhara civarında 7 pir derler. Yani Özbek telaffuzuyla 7 pir. Yani 7 pir. 7 büyük zat derler bunlara. Sonuncusu Hoca Bahattin Nakşibend'dir. Ondan sonra bu Hacegan yolu Nakşibendiye adını alarak gene devam ediyor aynı yol. Sadece adı değişiyor. Yani Hacı Abdülhalik Gucduvani'nin Hacı lakabından yola çıkarak ondan sonraki 7 kişiye hocalar yolu. Ha bir de şu var. Niye hocalar deniyor? Bunlar gerçekten hocalığa, yani medrese hocalığına da önem vermiş insanlar. Medreseyle tekkeyi barışık götürmeye çalışan insanlar. Bu çok önemli hocam. Medreseyle tekkeyi. Evet. Çünkü Buhara medreselerle meşhur bir yerdi. Hoca Ahmet Yesevi'nin gittiği Yesi de o kadar fazla yoktu. Yani vardı ama bu kadar değildi. Oysa Buhara deyince medreseler ve alimler akla gelir. Ve bu alimler yüksek sesli zikre bid'at diyorlardı. Dinen uygun değil diyorlardı. Hmm. Osmanlı'da da vardı bu medrese tekke gerilimi ama daha geriden aldık şimdi. Tabii. Medresedeki, Buhara medreselerindeki alimlerin genel tavrı buydu. Genel tavır bu. Yani sessiz zikir uygundur. Zaten Peygamber Efendimiz yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'de zikredin diyor. Bunu herkes kabul ediyor. Ancak zikrin yüksek sesli yapılmasına alimler genellikle uygun görmüyorlardı. Evet. Bidat diyorlardı, hurafe diyorlardı. İşte Buhara gibi medreseleri ve alimleri çok olan bir bölgede siz bir tasavvuf ehli olarak, bir dergah mensubu olarak yüksek sesli zikir yaparsanız ne olur? Alimlerle sufileri karşı karşıya gelmiş olur, değil mi? Getirmiş oluruz. Tekkeyle medreseyi karşı karşıya getirmiş oluruz. Hoca Abdülhalik Gucduvani de muhtemelen alimlerle çatışmadan, onlarla barışık bir yol tesis etmek düşüncesiyle sessiz zikri tercih etmiş olabilir. Çünkü maksat üzüm yemektir, bağcı dövmek değil, kavga değil. Tasavvufun konusu, konusu nefis terbiyesidir. Evet. Ahlaktır, maneviyattır, ibadetler, ihlastır, huşudur. Dolayısıyla yandaki medresenin hocasıyla kavga etmeden kardeş kardeş dini öğretmek, yaymak, ahlakı, maneviyatı insanlara aşılamak, öğretmek gaye bu. Evet. Onun ahlakı için, tamamlamak üzere gönderildim buyuran Allah Resulü'nün ifadesiyle bunu hayata yaymak aslında ama şimdi tabii, ben şimdi bunları söylerken ben günümüz üzerinden de biraz düşünüyorum. Mesela bazı isimleri hep böyle polemik üzerinden hatırlıyoruz, karşımıza çıkıyor her nedense. Belki bunu bir muhafızlık olarak yapıyorlar, bir sancaktarlık, bayraktarlık olarak görerek yapıyorlar ama bu söz ettiğiniz bahis çok önemli.
Yani kurucuların kurucusu olan bir isim Abdülhalik Gucluvani Hazretleri'nin hassasiyetinden söz ediyorsunuz burada. Evet. Yola çıkarkenki hassasiyeti çok çok önemli hocam. Zaten başka rivayet kitaplardan görüyoruz. Ahmet Yesevi hacca giderken Buhara yakınlarındaki Gucluvan'a uğruyor. Hı hı. Zaten arkadaşı evet. Gucluvani onun tekke arkadaşı. Onda misafir oluyor. Sonra işte hacca devam ettiği yanında bir kısım müritleri vardı Ahmet Yesevi'nin ve avcı, bunlar avcılık da yapıyorlardı diyor. Orta Asya'da biliyorsunuz kartal ile avcılık vardır. Kartal veya doğan kuşunu kola koyarlar. İleride küçük bir güvercin veya benzer bir kuş görünce veya tavşan görünce o avcı o kartalı havaya atar. O kuş da gider yakalar. İşte bunlara canver endaz diyorlar. Veya kuş endaz diyorlar. Kuş atan. Havaya atıyorsunuz ya kuşu gidip yakalıyor. İşte Ahmet Yesevi'nin müritleri de bu şekilde avcılık yapıyorlarmış. Onlarla birlikte işte avcılık yapa yapa Hicaz'a hacca giderken yolda pirdaşı, arkadaşı Abdülhalik Gucluvani'ye de uğradı, misafir oldu diye kaynaklarda bilgiler var. Hayır, avcılık deyince şimdi Buhara dediniz, bir de İmam Buhari Hazretlerini ben de hatırladım. Yani İmam Buhari'nin de çok iyi bir okçu olduğu yönünde hocam kaynaklarda bir bilgiyle karşılaşmıştım. Hatta hayatı boyunca sadece ve sadece iki kez hedefini isabet ettiremediği yönünde dahi bazı notlarla karşılaşmış idim. Çünkü buradaki bu kayıp aydınlanmada da var. Birebir bu bağlamdaki bir eser değil ama siz Hazarfen dediniz birkaç kez. Bu ifade çok önemli hocam. Yani dün mesela Gazali ve tekke arkadaşından söz ettiniz. Şimdi az evvel iki tekke arkadaşından söz ediyorsunuz. Mesela onların gençliğini şöyle bir düşünelim. Ve onların o hazarfenliklerini ve üretkenliklerini bir düşünelim. Tabii. Aynı zamanda seyahatlerini bir düşünelim hocam. Sonsuz bir enerji. Sonsuz bir enerji. Tabii gayretle beraber gelen, tükenmeyen bir bereket var açıkçası. Evet. Bunlar çok çok önemli. Ne olur devam edin. Şimdi İmam Buhari konusu açılınca evet. Orada bir kısa bir şey söylemek buyurun, isterim. Buyurun hocam. Adı üstünde İmam Buhari en meşhur, en güvenilir hadis kitabını derleyen kişi. Evet. Buhari, Buharalı demektir. Buhara şehrine evet, mensup. Evet, orada doğmuş. Evet. Ama kabri Semerkant'ta, şu an içinde bulunduğumuz Semerkant'ta. Peki kendisi Buharalıysa kabri niye Semerkant'ta? Evet. Yani akrabaları bunun muhtemelen Buhara'daydı. Değişik şehirlere dolaştı. Bağdat'ta, şurada burada ilim aldı, öğrendi. Ahir ömründe tekrar kendi vatanına, bu bölgelere, Mavera'ya geldi. Yani kendi baba diyarında, ata diyarında, Buhara'da son günlerini geçirip orada kabrinin olması daha makul gelmez mi bir insana? Evet. Bunun sebebi şudur. İmam Buhari büyük bir alim olarak geliyor Buhara'ya, kendi memleketine, köyüne, kendi şehrine. Oranın valisi diyelim veya işte idarecisi, yöneticisi evet. Haber gönderiyor. İmam Buhari gelsin benim sarayıma veya köşküme, bize dini sohbetler yapsın, vaaz veya işte hadis sohbetleri yapsın. Ayrıca benim oğullarıma da hadis dersi versin diye ricada bulunuyor. Buhara emiri diyelim. İmam Buhari haber gönderiyor. İlim ayağa gitmez. Evet. İlmin ayağına gelinir. Ben camide vaaz yapıyorum. Ders veriyorum. Eğer Emir Hazretleri dinlemek istiyorsa buyursun, herkesle birlikte vaazımı, dersimi dinleyebilir. Ha ayrıca oğulları için özel ders istiyormuş. Ben ona vakit ayırırsam kendi talebelerime yeterince vakit ayıramam. Kusura bakmasın. Çocukları gelmek istiyorsa dersim burada. Evet. Buyursun gelsin. İlim sizin ayağınıza gitmez. İlmin ayağına gelinir diyor. Evet. Tabii bunu duyunca o günkü idareci, ismi Halit'miş, kızıyor. Ve Buhari'yi terk etsin diyor. İmam Buhari de Buhara şehrini terk ediyor. Semerkant'a geliyor. Semerkant'ta hastalanıyor. Burada akrabaları varmış. Akrabalarında vefat ediyor. Evet, Harkent evet. Denilen bölgede bugün kabri yani bulunuyor. Bir alimin dik duruşudur aslında evet, bu. Yani ilmin asaleti dediğimiz asaletidir, şey. Evet. İlmin asaleti dediğimiz nokta önemli. Ki hocam yani bugün
hani öncü isimlerin neredeyse çoğunun şehrin bu tür idarecileriyle serüvenleri hakikaten çok başka. Kimisi uzun yıllar cezaevinde kalıyor, sürgüne gönderiliyor, sürgün yolunda vefat edenler var, hayatını kaybedenler var. İmam Buhari'nin bu tavrı dediğiniz gibi ilmin asaletine en mümtaz örneklerden bir tanesi. Hacegan'a devam ediyoruz kıymetli hocam. Evet, Hacegan tabii Buhara'da devam etmiş bir yol. Onu aslında Buhara'da konuşacağız sanırım. Evet, daha evet. Çok orada Bahattin Nakşibend ve Hacegan meşayihini daha çok önümüzdeki günlerde konuşacağımız için isterseniz gene Yesevilikten devam edelim. Hay hay hocam, hay hay. Yesevi hep yolunda iç içe geçmiş tabii, nehirler nihayetinde ana kaynağın farklı kolları, evet. Öyle. Yesevilik adabından biraz girişmiştik. İşte zikirden bahsettik. Ben o güvercin zikrinde kaldım hocam, evet, biraz. Halvetten evet. Bahsettik 40 günlük falan. Yesevi yoluna bağlanmak isteyen kişi gelir. Bu arzusunu ifade ederdi. Şeyh Efendi, Yesevi Şeyhi de eline bir makas alır. O kişinin, o derviş adayının saçının sağ tarafından birkaç kıl, soldan birkaç kıl, üstten birkaç kıl keserdi. Bunu başka tasavvuf yollarını da görüyoruz. Mesela Hindistan'daki Çiştiye'de de böyle gelenekler varmış. Yani bu saçların kesilip atıldığı gibi dünya sevgisini kalbinden kes at. Yoksa derviş olamazsın anlamında. Bir sembolik bir ritüel, bir merasim. Ama bu şey değil değil mi hocam? Hep bunu soruyorum lütfen kusura bakmayın. Dünyadan el etek çekmek değil. Asla. Hani üretmemek değil, gayret etmemek değil. Sevgiyi kalpten çıkarmak. Asla değil diyorsunuz. Tabii. Yani para cepte iyidir. Para kasada iyidir. Para kalpte olursa kötüdür. Hay hay. Hazreti Mevlana ne diyor? Dünya bir deniz gibidir. Evet. Biz de bir gemi gibiyiz. Eğer gemide delik varsa içine su girer, gemi batar. Bizim kalbimizde dünya sevgisi deliği varsa kalbimizde dünya sevgisi dolar. Biz dünyaya dalarız. Allah'ı unuturuz, gafil oluruz. Ama bizim kalp gemimizde dünya sevgisi deliği yoksa o dünya malı üzerinde, para pulun üzerinde yüzeriz ama hedefimize gideriz diyor. O gemi hangi badireyle karşılaşırsa karşılaşsın yoluna devam eder yani. Hazreti Osman çok zengindi. Evet. Ama aynı zamanda zahitti. Dünya malını, dünya malının sevgisini kalbine koymamıştı. Onun için İslam ordusu donatılırken 300 deve benden hediye olsun deyivermişti. 300 deveyi bir anda vermek kolay bir şey mi? Evet. Dünya sevgisini kalbinize koymadıysanız kolaydır. Kalbinize girmişse sevgi zordur. Eyvallah. İslam fakir olun demiyor. Parasız olun demiyor. Çalışmayın demiyor. Tam aksine çalışın diyor. Kazanın diyor. Hatta bizim bir hocamız vardı. İslam'ın şartı 5 derdi. Kilim işareti getirdik, İslam'a girdik. Onu saymayın derdi. Geriye 4 tane vazife kalıyor. Namaz, oruç, hac, zekat. Namaz, oruç herkese farz. Hac, zekat zengine farz. Eğer paramız yoksa hacca gidemiyoruz. Paramız yoksa zekat veremiyoruz. Dinimizin 4'ten 2'si olmuyor. Yarım oluyor dinimiz. Yarım Müslüman oluyoruz derdi. Onun için Müslüman tabii ki çalışacak alın teriyle. Alın teriyle çalışacak, helalinden kazanacak. Asla tembellik, tevekkül adı altında gevşeklik yoktur. Hazreti Ömer halifeliği zamanında bakıyor Mescid-i Nebevi'nin kenarında boş boş oturanlar var. Ne yapıyorsunuz burada diyor. Biz tevekkül ehliyiz diyorlar. Hazreti Ömer kızıyor. Siz tevekkül ehli değilsiniz. Yani Arapçası mütevekkil. Siz mütevekkil değilsiniz. Müttekilsiniz. Veya müteekkilsiniz diyor. Müttekil sırtını yaslamış, başkalarına yaslamış. Evet. Getirsinler rızkımı yiyeyim diyen kişi. Veya müteekkil hazır yiyici. Hazır yiyicisiniz. Hadi defolun gidin çalışın diyor. Yani tevekkülü yanlış anlayanlar İslam tarihinde olmuş mudur? Maalesef olmuştur ama Hazreti Ömer gibi uyanlar da hay hay olmuştur. Hay hay. Tasavvufta asla böyle bir şey yoktur. 40 günlük halvet vardır. 41. gün yine halkın içine karışmak. Esnafsa esnaflığını yapacak. Tüccarsa tüccarlığını yapacak. Ziraatla uğraşıyorsa ziraatını yapacak. O sadece yani Ramazan'ın son 10 günündeki itikaf gibi, biliyorsunuz Ramazan'ın son 10 gününde Peygamber Efendimiz
Mescid-i Nebevi'ye kapanırdı. Evet. Kimseyle konuşmazdı. İbadete yoğunlaşırdı. Bu itikaf kuvvetli bir sünnettir. 10 gün olarak yapılır. Sufiler bunu 10 günde yapmış, 20 yapmış, 30 yapmış, en fazla 40 yapmıştır. 40'tan fazla olmaz. Evet, Erbain çıkarmışlar. O da Hazreti Musa'nın sünnetidir diye yapıyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de estağfurullah. O da kaynak yine Kur'an-ı tabii, Kerim. Tabii. Vevaatna Musa erba'ine leyleten. Biz Musa ile 40 geceliğine sözleştik diyor Cenab-ı Hak. Yani Hazreti Musa kendi ümmetinden ayrıldı. Sina Dağı'na çıktı. 40 gün 40 gece tek başına yalnız ibadetle meşgul oldu. Manevi hali daha da gelişti. Sonra Tevrat aldı. Sufiler diyor ki şer'u men kablena şeriatun lena. Önceki peygamberlerin usulü, yöntemi, şeriatı bizim için de şeriattır. Eğer İslam onu ilga etmediyse. Hay hay hocam. Hay hay hocam. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle siz az evvel yedi pir yani yetti pir dediniz. Özbek lehçesiyle ifade edecek olursak. Biz inşallah o yedi piri de ziyaret edeceğiz. Oradan da sizlerle bazı videoları, bölümleri, kayıtları inşallah hem kıymetli hocamızla hem de başka bazı misafirlerimizle de orada olacağız diye ümit ediyoruz efendim. Şimdi bir kısa aramız var. Mavera-ün-Nehir notlarıyla hem şu ana kadar düştüğümüz notlarla hem de başka birçok notla beraber Semerkant'tan, Semerkant stüdyomuzdan hayırlı Ramazanlar demeye, sohbet etmeye, sözü açmaya, sözün bizi götürdüğü bu devasa coğrafyada bazı mekanlarda, bazı isimlerde konaklamaya, misafirleri olmaya devam edeceğiz. Birazdan görüşmek üzere tekrar. İnsanların muhabbetlerinin renklendiği bir yer olarak sosyal hayatın nabzının attığı bir yer haline gelir.
Başka bir açıdan Lab House. Hemen yine ardımda gördüğünüz yer Kükeltaş Medresesi. Kükeltaş, süt kardeşler demek ve Taşkent'te ilk örneğini gördüğümüz Kükeltaş Medresesi'nin buradaki kardeşi. Burada devenin önünde size bilgi veriyorum, bir deve heykelinin önünde. Çünkü Kükeltaş Medresesi'nin asıl eğitimi matematik ve coğrafya üzerine kurulu. Neden coğrafya ve matematik diye soracak olursanız, burası İpek Yolu üzeri ve dolayısıyla Buhara, geçmişteki özellikle İpek sevkiyatının, baharat sevkiyatının yapıldığı en önemli merkezlerden bir tanesi. Böylece kervanlar Buhara'ya uğrayıp, Buhara üzerinden Semerkant, Semerkant'tan Taşkent, Taşkent'ten de Doğu Türkistan üzerinden Çin'e giriş yapıyorlar ve aynı şekilde oraya götürdükleri mal ve malzemeleri oradan baharat yüklü olarak buraya geri dönüyorlar. Bu nedenle İpek Yolu aynı zamanda çok siyasi manaları da olan ve belki de bu coğrafyadaki en ciddi problemlerin, işgallerin, sorunların ortaya çıkmasının da ana nedenidir. Bu nedenle Mavera-Ünnehir gerçeğini iyi kavramak için aslında İpek Yolu gerçekliğini iyi kavramak gerekir. Çünkü yollara hakim olan dünyaya hakim olur. O nedenle de bu hakimiyetin yolu yollardan geçtiği için hemen her devlet, her cihangir padişah, her hükümran padişah mutlaka İpek Yolu'nu eline geçirmeye çalışmıştır. Ve bu nedenle Buhara-i Şerif'in kaderi hep değişmiş, hep zulme maruz kalmış, hep yıkıma maruz kalmıştır. Ama buna rağmen Buhara-i Şerif halen var ve sadece İpek Yolu'yla değil, aynı zamanda Müslüman alimlerin her biri bir fener olarak bütün dünyayı aydınlattıkları bir mekan olarak Buhara-i Şerif yine var ve inşallah şu anda Nadir Divan Bigi, Özbekçe söylenişiyle Nadir Divan Bey'i tarafından yaptırılmış olan medresenin önündeyiz. Aslında burası ilk yapılış olarak, niyet olarak daha doğrusu kervansaray olarak yapılmış. Neden kervansaray? Demin söylediğim gibi burası İpek Yolu ve kervanların geçişinde burası aşırı bir nüfus artışı sağlıyor. Ve eski zamanın otellerinin yerini tutan kervanların mutlaka ve mutlaka olması gerekiyor. Daha sonra buraya İmam Kulhan teşrif ediyorlar ve burayı genel manada bir ilim merkezi, ilim ışığının yandığı bir mekan olarak niteliyorlar burayı ve imamın bu nitelemesine hürmeten burası bilahire medreseye dönüştürülüyor ve yıllarca da ilim yetiştiren bir yer oluyor. Halihazırda bugün burası da yine bir tür çarşı olarak ve atölye olarak kullanılan bir mekan halinde. Kıymetli TVNET seyircileri, bu mekanların değeri sadece gösterdiğimiz yerlerden ibaret değil. Elbette ki burada binlerce ulemanın, binlerce evliyanın, binlerce arifin adlarını zikretmek gerekiyor ki özellikle Buhara-i Şerif özelinde bu neredeyse imkansız. Fakat şunu bilmenizi istirham ediyorum ki bu medreselerden elbette önce, çünkü bu medreseler 14. 15. yüzyıl yapıları, ondan önce İbn Sina buralarda gezdi. Farabi buralarda gezdi. Şah-ı Nakşibend buralarda gezdi. Ve İmam Maturidi Hazretleri buralarda gezdi. Bunlar büyük imamlarımız. Bizim zihnimizi, bizim akaidimizi, bizim felsefemizi ve bizim hayata bakışımızı inşa eden isimler.
O nedenle mekanlar geçicidir. Mekanlar yıkılır. Çünkü hiçbir şey baki değildir. Ta ki sadece Cenab-ı Hak bakidir ve her şey sonunda ona dönecektir. İlim bu dönüşü teyit eden, bu dönüşü hatırlatan ve daima Cenab-ı Hakk'ın varlığına işaret eden bir müesses olmak bakımından değerlidir. Ve o nedenle biz burada ayak izlerini görmediğimiz binlerce insanın yürüyüşünü hayal edip kendimizi Müslümanların medeniyetine tabi, Müslüman büyüklerimizin, alimlerimizin mirasına tabi insanlar olarak hissedebiliriz. Bu manada Buhara-i Şerif bizim miras mekanlarımızdan bir mekandır ve gönlümüzün en rahat ettiği yerlerden birisidir. Binet Semerkant stüdyolarından selamlar. Programımıza devam ediyoruz. Profesör Doktor Necdet Tosun hocamız stüdyomuzda bugün. Malumunuz Ramazan'ın ilk gününden bugüne çok farklı misafirlerimiz oldu ve şimdi Semerkant'ta Ramazan'ın bugünlüğünün ikinci bölümü için huzurlarınızdayız. Zaman zaman çevreye de bakıyorum. Burada hakikaten çok yoğun bir ziyaret söz konusu. Dünkü yayınımızda da hususen söyledim. Hem yurt dışından gelen turistler var ki Özbekistan son yıllarda bu noktada çok ciddi adımlar attı. Sadece bazı ülkeler için vizelerin kaldırılması değil, turizm ve kültürel miras bağlamında önemli adımlar da atılıyor. Bazı kolaylıklar da sağlanıyor ki hızlı tren hattının Taşkent, Semerkant, Buhara, Şehrisebz hattının daha da genişlemesi de gündemde. O yönde de çalışmalar var bildiğim kadarıyla. Bu notu da düşmüş olalım. Burada güzel bir enerji var. Hani bugünkü söyleyişle çok güzel, yoğun ve akıcı bir enerji var. Şimdi biraz o yoğun ve akıcı enerjiye de zaman zaman göz atıyorum. Bazen çocuklar geliyorlar hocam buraya. Hakikaten işte yeni evli çiftleri görüyoruz. Burada gelinleri, damatları görüyoruz. Hayır olsun diyelim ve devam edelim. Şimdi hazretlerin bir de öncülerin, öncü isimlerin talebeleri var. Talebeleri de neredeyse üstadları kadar etkin olmuşlar. Büyük halkaları etkilemişler. Yani bunun altını hocam zaman zaman çizme ihtiyacı hissediyorum belki kişisel olarak. Bu hattı biz sadece kalbi imar eden, gönlü imar eden, öte dünyaya çalışan tırnak içerisinde. Bugünkü akılla kuruyorum bu cümleleri. Bu seküler akılla, teknik akılla kuruyorum. Halbuki bir şeyi farkında olamadığımız zamanlar olabiliyor. Bu isimler hocam tarihi inşa eden isimler, nesilleri inşa eden isimler, mekanları inşa eden isimler, bugünü inşa eden isimler açıkçası. Ve o isimlerden bir tanesi sadece Ahmet Yesevi ve bir de talebeleri var hocam. Arzu ederseniz şimdi o talebeleriyle devam edelim. Onları bir tanıyalım. Evet. Hoca Ahmet Yesevi'nin tabii ki yetiştirdiği talebeler var. Onlarla kendi düşüncesi, irşat hayatı devam etmiştir. Kazakistan'ın Türkistan şehrine, Ahmet Yesevi'nin türbesine gittiğimiz zaman sık sık gelin ve damatların geldiğini görüyoruz. Tıpkı şu an Semerkant'ta bu Registan Meydanı'na zaman zaman nişan yapan, düğün yapan, gelinlikle bazı gelin damat adaylarının geldiği gibi. Yani insanlar kendi tarihine sahip çıkıyor aslında buraya gelmekle. Yani gidip bir yerde balayı yapabilir, başka yerler gezebilir iken burayı sahipleniyor. Evet. En önemli gününde, düğününde, nişanında buraya geliyor. Başladığı yer olarak burayı görüyor. İşte evet. İstanbul'da Eyüp Sultan'da olduğu gibi. Yani benim köküm bu diyor, tarihim bu diyor, kültürüm bu diyor. Aynı şekilde Kazakistan'da da Hazreti Yesevi'nin kabrinde de, türbesinde de bunları sık sık görüyoruz. O civarda evlenip de Yesevi'nin türbesini ziyaret etmeyenlere çok böyle gafil gözüyle bakılıyormuş. Şimdi tabii Hoca Ahmet Yesevi'nin talebelerinden bahsediyoruz. En önemli talebesi Hakim Ata veya diğer adıyla Süleyman Bakırgani.
dünkü sohbetimizde bahsetmiştik. Evet, evet. Diğer çocuklarla birlikte küçükken asıl ismi Süleyman. Kur'an öğrenmeye camiye veya medreseye giderken diğer çocuklar Kur'an'ı mushaf torbasına koymuşlar ve boyuna asınca da biraz aşağı sarkıyor Kur'an-ı Kerimler. Fakat bir tane çocuk Kur'an'ı başının üzerine taşıyordu. Yani Kur'an'ın saygısı daha fazla başının üzerine taşıyor. Çünkü bizim kültürümüzde Kur'an'ı böyle belden aşağı taşımak pek makbul sayılmaz. Adaba uygun sayılmaz. Arap kültürü öyle değil de Arap Mekke'de, Kabe'de okur, ondan sonra kapatır, başının altına yastık yapar, yatar uyur. Onun için gayet normaldir bu. Ama bizim kültürümüz biraz farklı. Ki bizim kültürel hassasiyetlerimiz çok daha üst düzeyde hocam. Hani dedelerimizin, babaannelerimizin böyle paylamalarını filan hatırlayacak olursak çocukluğumuzda. Evet. Buyurunuz. Sonra yine bu çocuk diğer arkadaşlarla beraber Kur'an öğreniyor. Medreseden veya camiden çıkarken bir süre geri adımlarla geliyormuş. Evet, edeben. Çünkü orada hocası var. Hocasına sırtını dönmemek için. Ahmet Yesevi'nin dikkatini çekiyor. Çocuğu çağırıyor. Oğlum istersen senin eğitimini biz üstlenelim diyor. Ve çocuk annesinden, babasından, hocasından izin alıp Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahına geliyor. Orada dini eğitimini tamamlıyor. Sonra tasavvufi yönden Hoca Ahmet Yesevi'nin sohbetlerinden istifade ediyor. Nefis terbiyesi konusunda gelişiyor. Ve işte odunları kuru vaziyette, evet, yağmurda odunlar ıslanmasın diye kendi paltosunu odunlara sararak dergaha getirdiği için Ahmet Yesevi çok mutlu oluyor. Ondan sonra Hakim, yani hikmet ehli, ince düşünceli diye isim alıyor. Hakim Süleyman. Daha sonraki yıllarda Hakim Ata adını alıyor. Ahmet Yesevi bu zatın yeterince kemale erdiğini düşününce onu bir deveye bindiriyor rivayete göre. Diyor ki bu deve nerede durur, nereye çökerse sen de oraya dergahını inşa et. Orada halkı irşad et, sohbetler yap diyor. Efendimizin sünneti. Evet, sahabeyi göndermesi gibi. Ve Hakim Ata deve üzerinde geliyor. Bugün Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde eski adıyla Harezm, bugünkü adıyla Konrad şehrine orada geliyor. Deve çöküyor. Hatta deve çökerken bağırıyor. Bağıran anlamda bakırgan dendiği o bölgeye diye rivayetler de vardır. O bölgede dergahını kurup o bölgenin insanlarına ahlakı, maneviyatı anlatmaya çalışıyor. O da aynen hocası Ahmet Yesevi gibi Hakim Ata'da Türkçe şiirlerle, basit şiirlerle İslamiyeti ve tasavvufu insanlara anlatmaya çalışıyor. Şiirlerle. Tabii. Buradan şimdi Dursun Ali Tökel'in hocamızın kulağını çınlatalım. Hakikaten hocam bu Türk'ün şiirle başka bir bağı var. Evet. Yani bütün çağlar boyunca yani başka bir bağı var. Bu belki başka bir bahis ama çok temel bir bahistir yani. Şimdi şiir ezberlemesi kolay. Evet. Yani uyak ve kafiye olduğu için sonunda ezberlemesi kolay ve sözlü olarak aktarılması dolayısıyla kolay oluyor. Çünkü o asırlarda yazılı kültür az, evet, kitap yazma geleneği az. İnsanlar bazıları köylerde yerleşik yaşıyor, bazıları kasabalarda, bazıları yarı göçebe çadırlarda. Okuma yazma bilen insan az. Böyle bir toplumda şiir ezberlemesi kolay olduğu için dilden dile, obadan obaya, çadırdan çadıra, çayhanelerde aktarıla yayılıyor. Evet. Ve o tasavvuf kültürü menkıbelerle, şiirlerle halk İslamlaşmış oluyor, İslam'ı öğrenmiş oluyor aslında. Hakim Ata'nın bazı bu şekilde Türkçe şiir şeklinde eserleri vardır. Evet. Mesela Yarım Elma kitabı diye veya Yarım Elma Risalesi diye bir eseri vardır. Bu aslında İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin babası Sabit'in hikayesidir. Meşhur bir hikaye. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin babası Sabit gençliğinde bir dere kenarında giderken dere üzerinde akıp gelen bir elma görür. Elmayı alır, yarısını yer. Sonra düşünür, bu elma bana ait değildi. Evet. Acaba kul hakkı oldu mu? Ve dere kenarından yukarıya doğru takip eder, bir bahçe görür. Bahçenin kenarında elma ağacı, dalları dereye sarkıyor. Herhalde bu ağaçtan düşmüş olabilir der. Meşhur hikaye biliyorsun ama izleyicilerin üstünden faydalı olabilir. Lütfen hocam. Ve bahçe sahibini bulur. Der ki, derenin suyuyla gelen bir elma gördüm, yarısını yedim. Sizin bahçenin elması olabilir,
hakkınızı helal edin der. Adam olmaz der, hakkımı helal etmem der. Sabit düşünür. Ahirette en büyük imtihan kul hakkı. Ne isterseniz yaparım der. Bahçe sahibi benim bir kızım var der. Kör, sağır, topal, dilsiz. Onunla evlenirsen hakkımı helal ederim der. Eyvallah. Sabit düşünür, böyle bir insanla bir ömür geçer mi? Ama kul hakkı ahirette en zor imtihan. Peki der, razı oldum. Nikah işlemleri yapılır. Eve girer, bakar ki sapsalan bir kız. Kör değil, sağır değil, topal değil, dilsiz değil. Herhalde ben yanlış bir eve girdim der. Kaçar dışarıya, babasını bulur. Babası der ki, o benim kızım. Sağır dedim, dedikodu, gıybet dinlemez anlamında. Kör dedim, günaha bakmaz. Topal dedim, günah olan yerlere yürüyüp gitmez anlamında. Eyvallah. Ve evlenirler. Bu evlilikten bir çocukları dünyaya gelir. Numan koyarlar ismini. Numan bin Sabit. Sabit'in oğlu Numan. Eyvallah. Bu Numan, bu çocuk büyüdüğü zaman İmam-ı Azam Ebu Hanife olur. Bu bir hikayedir. Olup olmaması önemli değil. Ama köydeki çoban bile bundan alacağı mesajı alır. Nedir o? Kul hakkından uzak durun. Evet, evet. Yarım elma bile olsa kul hakkı büyük vebaldir. Ahirette zor bir imtihandır. Mesajı herkes alır mı? Alır. İşte bunu Hakim Ata, yani Süleyman Bakırgani, Türkçe şiir şeklinde bu hikayeyi anlatıyor. Bu eserde Yarım Elma Risalesi diye anılıyor. Başka bir eseri Yetimname'dir. Yetimname, bazı kaynaklarda Kudekname der, çocuk kitabı anlamında. Peygamber Efendimiz zamanındaki yetim bir çocuğun olayıdır bu da. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir bayram sabahı, Ramazan veya Kurban Bayramı sabahı evinden çıkar. Bakar, sahabenin çocukları oynuyorlar. Evet. Bayramlık elbise giymişler. Kimisi deveye biniyor, kimisi ata biniyor, eğleniyorlar. Fakat kenarda bir çocuk üzüntülü bir şekilde oturuyor. Peygamber Efendimiz bu çocuğun yanına gider. Oğlum der, bugün bayram. Arkadaşların eğleniyorlar, seviniyorlar. Sen niye üzüntülüsün? Çocuk der ki, ben yetimim. Bana güzel elbise alacak kimsem yok. Beni develere bindirecek kimsem yok der. Peygamber Efendimiz çocuğu alır, evine götürür. Güzel bayramlık elbise bulup giydirir. Ona der ki, ben senin manen baban olsam, benim hanımım Ayşe de senin manen annen olsa razı olur musun der. Çocuk tabii ki sevinçten havalara uçar. Buraya kadarki kısım hadislerde vardır. Bundan sonrası hadislerde yok ama hikaye kitaplarında hikaye gibi ilave ediliyor. Şöyle bir eklemesi var. İşte Hakim Ata'nın Yetimname kitabında mesela. Evet. Çocuk diyor ki, ama diyor benim devem de yok. Elbise buldu ama benim devem de yok. Diğer çocuklar deveye biniyor. Peygamber Efendimiz'in de o günlerde devesi yokmuş. Çocuğa diyor ki, bugün ben senin deven olayım. Gel benim sırtıma bin diyor. Çocuk Peygamber Efendimiz'in sırtına biniyor. Peygamber Efendimiz de onu Medine sokaklarında gezdiriyor. Sahabe bunu görüyorlar. Bir rivayete göre Hazreti Ebubekir, bir rivayete göre Bilal-i Habeşi, ya Resulallah, bugün bayram. Sizin işiniz gücünüz vardır. Şu yükten kurtulun diyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki, ben bugün bu çocuğun devesiyim. Eğer beni azat etmek istiyorsanız beni ondan satın alın diyor. Evet. Bilal Habeşi eve gidiyor. 6 tane ceviz alıp geliyor. Çocuğa gösteriyor. Oğlan diyor, şu cevizleri alıp deveni bize satar mısın? Çocuk cevizleri görünce hemen Peygamber Efendimiz'in sırtından aşağı iniyor. Tamam, sattım diyor. Cevizleri alıp gidiyor. Hakim Ata kitabını şöyle bağlıyor. Çocuk aklı diyor. 6 tane cevizi gördü, peygamberi sattı. Eğer aklı olsaydı bütün dünyayı verseler satmazdı diyor. Bu şekilde bakın bir hikaye üzerinden, evet, yetimlere karşı nasıl şefkatli, merhametli davranacağımızı öğretmiş oluyor aslında. Bunlar bir kısmı hadislerde var, bir kısmı hikaye, önemli değil. Ama bunu dinleyen herkes mesajı alır mı? Evet. Alır. Evet. Öz orada. Öz, evet, orada. Şimdi hocam, siz sözü öyle bir yere getirdiniz ki ben bu eserdeki bazı bahisleri hatırladım. İzleyicilerimize de hususen aktarmak istiyorum. İrfan Bahçesi kıymetli hocamın önemli bir eseridir. Burada da not düşmüşsünüz. Farklı zamanlarda ilmi toplantılarda sunulan ya da bazı dergilerde yayınlanan
neşredilen yazılar bir araya getirilmiş. Burada hocam hususen şimdi ben bazı kısımlarını izleyicilerimizle hem paylaşmak hem buradan size bazı sorular da yöneltmek istiyorum. Sadece şu ifade dahi İslam'ın yayılmasında sufilerin rolü diye bir bahis var mesela. Biz hem sizinle yaptığımız işte bugün ikinci yayın, inşallah bundan sonraki yayınlarımız ve farklı bölgelerde yaptığımız çekimlerde de biraz bunu konuşuyoruz. Sadece bu bahsi konuşmaya başlasak hocam herhalde 30 güne sığmaz. Yani sufilerin rolünü konuşsak 30 güne sığmaz. Ciltlere sığmıyor. İşte onu da görmekteyiz. Bu eserden biraz söz etmek ister misiniz hocam? İrfan Bahçesi'nde biz okuduğumuzda Zengi Ata, Hakim Ata dediniz. Diğer bazı isimleri de zikrettiniz. Esere biraz giriş yapalım hocam arzu ederseniz. Son dilime doğru girdiğimizi çünkü arkadaşlarım işaret ettiler. Evet, bu eserde de bahsettiğiniz gibi İslamiyet'in yayılmasında tasavvuf ehlinin, sufilerin rolüyle ilgili bir bölüm de var. Az önce kaldığım kısımdan bağlayarak söyleyeyim. Lütfen. Hakim Ata'nın talebesi Zengi Ata. Zengi Ata'nın kabri Taşkent'te, Özbekistan'ın başkenti, evet. Taşkent'te. Evet. Zengi Ata'nın bazı talebeleri var, müritleri var. Bir tanesi Sadr Ata, biri Seyit Ata. Sadr Ata'nın diğer adı Baba Tükles. Zengi Ata iki tane talebesini, yani Sadr Ata'yla Seyit Ata'yı çok daha kuzeylerdeki Astrahan bölgesindeki Özbek Han'a gönderiyor. Hmm. Hükümdar Özbek Han. Henüz daha o dönemde Müslüman olmamış. Bu iki Yesevi dervişi o asırlarda, o gün şartlarda yaklaşık 1500-2000 kilometre yol var. Daha Hazar'ın kuzeylerinde. At veya deve sırtında, yazın çok sıcak biliyorsunuz, kışın çok soğuk, Orta Asya iklimi. O şartlarda uzun yoldan sonra Özbek Han'a ulaşıyorlar. Ona İslam'ı anlatıyorlar, tebliğ ediyorlar ve Özbek Han Müslümanlığı kabul ediyor. Padişah olarak Özbek Han Müslümanlığı kabul edince bir günde 70 bin kişi Müslüman oldu diye kaynaklarımızda bilgiler vardır. Yani tasavvuf ehli sadece tesbih çekmemiş, sadece nafile namaz kılmamış, İslam'ın yayılması için gerekirse binlerce kilometre yol kat etmiş, İslamiyet'in yayılması için uğraşmış insanlar. Bu esere gelince yol da kat etmişler, cenk de etmişler hocam. Tabii, savaşlarda da evet. Milli mücadeleler bulunmuşlar. Bu İrfan Bahçesi isimli kitabımızın bir öncesi kitap da var, Derviş Keşkülü diye. Evet. Bizim İlahiyat Fakültesi'nde tasavvuf dersi okuturken öğrencilerimiz dersi sevsinler, keyifle okusunlar diye Derviş Keşkülü kitabını yazdık. İçinde böyle çok akademik konular yok. Tasavvufu sevdirecek menkıbelerle, şiirlerle, bir kültür tarihi gibi. Mesela Osmanlı tekkelerinde yemekler nasıl pişirilirdi? Hangi yemekler pişirilirdi? Hangi dualarla pişirilirdi? Nasıl ikram edilirdi? Ve her birinin çünkü bir arka planı var. Tabii. Yani bu sadece bir ritüel değil yani. Tabii. Mesela tasavvuf kültüründe meyve diye bir yazımız var. Yani sufiler meyvelere nasıl anlamlar yüklemişler sembolik olarak. Tasavvuf kültüründe çiçek diye bölümümüz var o kitapta. Bu kitaba gelince burada da İrfan Bahçesi'nde birinci bölüm tasavvuf kültüründe kedi. Yani kedilerle ilgili bir kısım menkıbeler var tasavvufi eserlerde. İkinci bölüm tasavvuf kültüründe kuş. Kuşla ilgili bir kısım rivayetler, güzel sözler, hikayeler var. Bu şekilde herkesin, her yaştan insanın rahat bir şekilde okuyabileceği ve tasavvuf kültürünü zevk edeceği, tadacağı, bu vesileyle İslam'ı ve tasavvufu seveceği bir eser olsun diye düşündük. Evet, evet. İrfan Bahçesi isimli kitabımızı yazmış olduk. Bu serinin üçüncü kitabında vardır. Üçüncü kitabı da Kahve Bahane ismiyle. Yani ev hanımlarının da, lise öğrencilerinin de okuyabileceği mümkün mertebe sade bir dille tasavvufu tanıtmaya çalıştığımız eserler. Şimdi madem İrfan Bahçesi dediniz, ben de müsaadenizle o İrfan Bahçesi'nden az evvel de Hazret'ten uzun uzun söz ettik. Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'teki dizelerinden bazıları şunlardır diyerek sizin Orta Asya Türkçesiyle yazılmış tasavvufi eserler alt başlığıyla Türkistan Dervişlerinden Yadigar isimli eserinizdeki o pasajı okuyayım. Her kim kılsa tarikatını, davasını,
evvel kadem şeriatga koymak gerek, şeriatın işlerini eda kılıp andın sonra bu davanı kılmak gerek, demiş hocam. Bir bölümü hususen altını şöyle çizmişim, sebebini de size soracağım hakikaten. Diyor ki Hazret, hayf ömrüng ötti bir lahza giryan bolmadın, sufi nakş boldun, veli hergiz müslüman bolmadın. Ya şöyle hocam diyor ki, ey gönül, siz yazmışsınız yani, günah işledin, asla pişman olmadın. Ben sufiyim diye konuştun ama Allah'ı aramadın. Sufiye diyor hocam. Evet. Vah ömrün geçti, bir an bile ağlamadın, görünürde sufi oldun. Cümleye bakın hocam şimdi, yani hocanın yazdığını ben de hocaya okuyorum şu an ama. Görünürde sufi oldun ama asla Müslüman olmadın. Sufi nakş boldun, veli hergiz Müslüman bolmadın. Yani görünüşte elbise, evet, kılık kıyafet itibariyle sufi derviş gibi oldun ama gerçekte Müslüman bile olamadın diyor. Yani Yunus Emre'nin dervişlik olaydı tac ile hırka, biz dahi alırdık 30'a 40'a. Evet. Diyor ya, yani tac dedikleri sarık, hırka dedikleri cübbe. Yani kılık kıyafetle dervişlik olmaz. Dervişlik ahlakı güzelleştirmektir. Namazda, oruçta ihlastır, samimiyettir. Bunları söylemeye çalışıyor Yunus Emre. Aynı şeyi Ahmet Yesevi Orta Asya'da söylemiş. Sufi nakş boldun, veli herkes Müslüman olmadın. Yani görünüşte derviş gibi oldun ama Müslüman bile olamadın diyor. Yani hocam, güzel söz olsa da güzel amel yoksa, yani o hayatiyet bulmamışsa, bunun adına dervişlik demeye de gerek yok. Hayatımız içerisinde de sadece güzel söze aldanmamak gerekiyor. Dervişlik mesela dedikleri amel, hırka ile, evet, tac değil, gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil Yunus Emre. Eyvallah. Yani şekilde kalmayın diyor. Öze inin diyor. Zaten tasavvuf bize bunu öğretmeye çalışıyor. Şekilde kalmayıp öze inmek, kalbe inmek, kalbi imar etmek, nefsi terbiye etmek. Bunu başarabildiğimiz kadar hakiki Müslüman oluyoruz çünkü. Gerçek Müslüman ancak o zaman olabiliyoruz. Eyvallah. O kalbi imar etmek bir ömür sürüyor herhalde hocam. Yani son, evet, nefese dek. Evet. O gayret, o çaba devam ediyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin ismini farklı meclislerde, sizle mekanlarda anıyoruz. Orada da sizle sohbet ederken bahsi geçmiş idi sanırım. Cüneydi Bağdadi'nin sözü olsa gerek, değil mi hocam? Sulhu olmayan savaş. Yani, evet, son nefese dek bu savaş devam ediyor hakikaten. Şimdi hocam, son dilime gireceğiz ama ben şimdi Şah-ı Nakşebend'e sözü getirsek mi getirmesek mi diye düşünüyorum. Çünkü apayrı bir derya, apayrı bir bahis. Derya dil diye bir ifade var, değil mi? Saadettin Ökten hocanın kulağını çınlatayım, evet, şimdi burada. O zaman zaman kullanır idi. İrfan Bahçesi deyince o kavramı hatırlamış oldum. Madem öyle hocam, şu esere de atıfta bulunalım sadece. Bunlar hakikaten çok kıymetli eserler. Yani nehrin kıyısına kadar gelmiş iken hocam, o nehre şöyle bir bakmadan geçmeyelim. O büyük deryanın kıyısına kadar gelmiş iken, Bahaeddin Nakşibend. Bu eski bir eseriniz aslında hocam, ki yenileme çalışmanız da var. Yani yeni derken ilavelerle neşretme çalışmanız da var bildiğim kadarıyla. Evet, bu benim doktora tezimdir. Evet. 2002 yılında ilk baskısı yapıldı. Daha sonra 6-7 defa daha basıldı. Şu anda bazı ilaveler yaparak yeni baskısını inşallah hazırlıyoruz. Yani 2002'den itibaren 20 yıl geçmiş. Dolayısıyla biraz ilaveler yapmayı düşünüyoruz inşallah. Hocam inşallah. Burada bir yerde diyorsunuz ki Nakşibendiye'yi tanımak için hacegânı anlamak için de biraz girdik oraya. Hacegânı anlamak için de o günün coğrafi durumunu, kültürel durumunu ve çevresini iyi analiz etmek gerekir diyorsunuz. Bunu analiz etmek için tabii ki çok uzun bir zaman gerekiyor ama bu ilk iki günde sizle konuştuğumuz çerçeve de biraz hem o ortamın teşekkül ettiği zemini, az evvel sadece Yesevi Hazretleri'nin üslubundan, tarzından söz ettiniz. Oraya biraz girelim mi Sayın Hocam? Yani hacegânı anlamak için Nakşibendiye'yi anlamak için hacegânın önceliklerini şöyle bir
incelikle baktığımızda neler karşımıza çıkmakta hocam? Tabii Hacegâh'ın kurulduğu Orta Asya'da Buhara civarında ilim ön planda. Dolayısıyla Hacegâh da ilmi öne almış. Eyvallah. Abdülhalik Gucduvani fıkıh ve hadis öğren derken, bakın tasavvuf kitabı oku demiyor. Kendisi bir tasavvuf ehli. Fıkıh ve hadis öğren diyor. Dolayısıyla Hacegâh medrese ilimlerini hep öne koymuş. Bu sonraki asırlarda bu Hacegâh'ın devamı olan Nakşibendi yolunda hep devam etmiştir. Orta Asya'dan Anadolu'ya geliyor bu yol. Hindistan'a gidiyor. Hindistan'da İmam Rabbani aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki önce fıkıh diyor. Fıkıh tasavvuftan daha önemlidir diyor. Çünkü ilmihal. Fıkıh tasavvuftan daha önemlidir. Evet, ilmihal evet. Bilgileri. Hindistan'da başka bir şey efendi dergahında sadece tasavvufi eserler okuturmuş. Şeyh Nizam Taniseri. Hı hı. İmam Rabbani ona mektup yazıyor. Duydum ki dergahınızda sadece tasavvufi eserler okutuyormuşsunuz. Oysa biz ve talebelerimiz haramı helali fıkıh kitaplardan öğreniyoruz. Aman diyor fıkhı ihmal etmeyin. Çünkü tasavvuf diyor bir ahlaktır. İnsanlar bireysel olarak bu ahlakı yaşamaya çalışır. Yaşayabildiği kadar. Ama bize diyor haramı helali öğreten fıkıh olduğuna göre ve bizim sizin dervişleriniz de fıkhı öğrenmezlerse yanlışlıkla harama düşebilirler diyor. İhmal etmeyin diyor. Ve İmam Rabbani kendisi bir Nakşibendi şeyhi tekkesinde okuttuğu kitaplara bakalım. Tefsir okutuyor. Beyzavi tefsiri. Hadisten Buhari okutuyor. Mişkatül Mesabih okutuyor. Efendim fıkıhtan El-Hidayi okutuyor. Böyle Şerh-i Akaid okutuyor Taftazani'nin. Bir de tasavvuftan Avarifül Marif okutuyor. 5 tane medrese kitabı, 1 tane tasavvuf kitabı okutuyor. Tam onu diyecektim hocam. Yani saydığınız eserlerin tamamı evet. Hakikaten fıkıh ekolünün evet. Kurucu eserleri yani. Yani 5 medrese kitabı, 1 tasavvuf eser. Yani çoğunluğu genel İslami ilimlere veriyor. Yani bu Hacegâh'la başlayan bir anlayış, Gucduvani'yle başlayan bir anlayış sonraki asırlarda da hep devam etmiştir. İmam Rabbani tasavvuf dinin hizmetkarıdır diyor. Tasavvuf dinin hizmetkarıdır. Veya tarikat şeriatın hizmetkarıdır evet, diyor. Evet, yani önce diyor fıkıh diyor. Önce diyor din öğrenmemiz lazım. Bu namaz yani mesela namaz farz. Önemli olan namazdır diyor. Ha namazı ihlas ile kılmak için tasavvuf bir yardımcıdır diyor. Oruç farz. Önemli olan oruçtur diyor. Ha orucu ihlaslı bir şekilde tutmak için tasavvuf bunu öğrettiği için bir yardımcıdır diyor. Asıl mı önemlidir? Yardımcı mı önemlidir? Yani bir yerde müdür önemlidir, daha müdür önemlidir. Yani müdür yardımcısı daha geride değil mi? Yani çünkü o dönemde bazı cahil sufiler efendim biz öze ulaştık, hakikate ulaştık, tasavvuf özdür, fıkıh neymiş, onlar kabuk, kışır diyerek fıkhı ve medrese ilimlerini küçümsüyorlardı. Ama küçümserseniz haramı helali bilemezsiniz, eğriyi doğruyu bilemezsiniz, bidatlara ve hurafelere sapma ihtimaliniz olabilir. Hayır. Onun için Hacegâh'la başlayan bu hocalığı, medreseyi, İslami ilimleri öne, tasavvufu yardımcı, arkadaki yardımcı olarak görme anlayışı sonraki asırlara da bu şekilde hayır. Yansıdığını görüyoruz. Bu Nakşibendiye ekolünün de önceliği, merkezi sanırım bu hassasiyet. Tabii. Bu çok önemli hocam. Hacegâh hocalar demektir. Eyvallah. Yani önce hocalık. Hay hay, önce hocalık. Çok teşekkürler. İzleyicilerimize, sizlere şöyle bir not da düşmek isterim. Lütfen bize sosyal medya üzerinden ulaşın. Çünkü biz hakikaten bu yayını bütün ekibimizin büyük emeğiyle sizler için gerçekleştiriyoruz. Bazı isimlere dair, bazı mekanlara dair sorularınız olursa lütfen bize yazın, ulaşın. Şahsımın Twitter hesabından, sosyal medya hesabından, kurumumuzun farklı sosyal medya hesaplarından sizler de katkılarda bulunmayı ihmal etmeyin. Notunu da düşmek istiyorum.
Ezana yaklaştık hocam. Bir gün daha Semerkant'ta iftar olmak üzere. Yeniden bir araya gidelim. Sonrasında son dilim için huzurlarınızdayız. Neredeyiz? TV.net Semerkant stüdyosundayız. Görüşmek üzere. Evet, karşınızdayız. Hem stüdyomuzun ışıkları yandı. Ezan vakti yaklaştıkça birazdan yine Semerkant'ta Registon Meydanı'nda Ezan-ı Muhammedi okunacak TV.net ekranlarında. Kudüs'ün ezanları İstanbul'un ezanları ile selamlaştığı gibi, Granada'nın, Endülüs'ün ezanları İstanbul'un ezanları ile selamlaştığı gibi, bu yıl TV.net ekranında Semerkant'ın, Buhara'nın ezanları İstanbul ezanlarıyla selamlaşıyor ve selamlaşacak inşallah diyelim. Son dilime girmiş iken, şimdi az evvel hocam İrfan Bahçesi eserinizden bahsettik ama söz ettiğiniz, söz ettiğimiz, konuştuğumuz bütün isimler aslında dünya bahçesini çiçeklendiren, o bahçelere çınarlar eken büyük isimler, öncü isimler hakikaten. Lakin biraz bu havzaya, bu bahçeye bir isim, hani bir yol, bir irfan bahçesi diyebiliriz belki ama bir tasavvuf kavramı var karşımızda. Bu büyük bir atlas nihayetinde. Yani bu atlası her çevirdiğimiz sayfada uzun uzun sadece konuşmak değil, yaşamak nihayetinde. Hal ehli, hal ilmi başka bir şeydir ama tasavvuf hakikaten hocam kavram olarak nedir? Birkaç cümle sığdırmak zor belki bu son dilimde ama. Evet, tasavvuf kelimesinin suf yani yün kelimesinden geldiği kabul ediliyor. Evet. Malumunuz Peygamber Efendimizin vefatından sonra özellikle Hulefai Raşidin yani 4 halife döneminde İslam fetihleri genişledi. Mısır fethedildi, İran fethedildi, Orta Asya'ya gelindi. Bu genişlemeyle birlikte vergi gelirleri, ganimet gelirleri derken Hicaz'da bir zenginleşme oldu. Zenginleşme olunca bazı insanlar, özellikle gençler, artık nasılsa paramız var, biraz daha rahat yaşayalım, elbisemiz biraz daha kaliteli olsun, evimiz biraz daha iyi olsun demeye başladılar. Evet. Bu dönemde sahabeden bazıları, tabi'in neslinden bazıları dediler ki Peygamber Efendimiz ve ashabı nasıl sade yaşamış ise biz de öyle sade yaşayalım. Ebu Zerr-i Gıfari toplumdaki bu lükse yönelişi eleştiriyordu vaazlarında sahabeden. Ebu Zer, Hasan-ı Basri tabi'in neslinden, o da zaman zaman eleştiriyordu. İşte bu atmosferde bazı insanlar böyle pahalı elbiseler alıp giyerken bazıları dediler ki hayır, biz en ucuz elbise neyse onu giyelim. Evet. Toplumda o gün en ucuz elbise yünden yapılan elbiselerdi. Çünkü yün işte koyunlardan elde ediliyor, gayet ucuz. Arapçada yün suf demektir. Yünlü elbise giyen, ucuz elbise giyen insanlara da sufi denmeye başladı. Bunların hayat tarzına da tasavvuf dendi. Önceleri bunlara zahit deniyordu, abid deniyordu, muttaki deniyordu. Zamanla elbiselerinden dolayı sufi denmeye başlandı. Tabi tasavvufun nedir deyince işte en önemli unsurdan birisi bu zahitlik. Yani dünya malına gereğinden fazla değer vermemek. İkinci önemli husus tasavvufun ihlastır, huşudur. Kur'an-ı Kerim'de namazlarında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermişlerdir diye ayet-i kerime var. Yani namaz ama namazlarında huşu içinde olmak. Evet. Namazda evet. Huşu. Yani bütün ibadetleri ihlasla yapmak. Şimdi bizim fıkıh kitaplarımızda namazın kılınış şekli anlatılıyor. Orucun tutuluş şekli anlatılıyor. Hacda neler yapacağımız anlatılıyor. Fakat ilmihal kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda namazda huşu diye bir bölüm yok. Oruçta ihlas diye bir bölüm yok. Hacda huşu diye bir bölüm yok. Evet. Yani İslami ilimler oluşurken aralarında bir paylaşım yapmışlar sanki. İbadetlerin yapılış tarzını, şeklini, formunu fıkıh ilmi ele almış. İbadetlerin kalbi tarafını, ihlas tarafını, huşu tarafını tasavvuf ilmi ele almış. İkisi de lazım mı? Lazım. O anlamda fıkıh ve tasavvuf
birbirini tamamlayan, birbirini bütünleyen iki ilim. Hatta Mesnevi'de meşhur bir hikaye var biliyorsunuz. Hazreti Musa yolda giderken bir çobana rastlıyor. Evet. Çoban kendi dilince Allah'a dua ediyormuş. Ya Rabbi keşke gelsen benim misafirim olsan. En iyi koyunlarımın sütünden sana ikram ederdim. Saçların yağlanmışsa saçlarını yıkardım. Ayakkabıların eskimişse ayakkabı verdim, yapardım sana falan. Hazreti Musa çobana yaklaşıyor. Ey çoban diyor, Allah'a böyle dua edilmez. Cenab-ı Hak yemez, içmez, ayakkabısı olmaz, saçı olmaz, böyle dua etme diyor. Çoban diyor ki, ey Musa ben cahil bir çobanım. Nasıl dua edeceğimi bilmiyorum. Bana öğret de öyle dua edeyim. Ve Hazreti Musa o çobana Cenab-ı Hakk'ın şanına yakışır bir kısım dualar öğretir. Yoluna devam ederken Allah Teala'dan vahiy gelir. Ses gelir. Ey Musa o kulumun duasını niye bozdun? Evet sözler yanlıştı ama samimi evet, dua ediyordu. O ihlas dediğiniz nokta. İhlasla dua ediyordu. Yürekten dua ediyordu. Ben onun duasından memnun oluyordum. Bunun üzerine Hazreti Musa geri döner. Çoban der ki ben sana karışmıyorum. Nasıl istersen dua et. Bu çok önemli bir mikyas hocam. Hakikaten evet. Çok önemli yani. Evet. Yani biz okullarımızda dini öğretiyoruz ama ihlası da öğretmemiz lazım. Huşuyu da öğretmemiz lazım. Şekilde kalmaması lazım din eğitiminin. Yani okullarda, ortaokulda işte Bedir Savaşı'nın tarihini ezberletiyoruz. Uğur Savaşı'nın tarihini ezberletiyoruz. Bir kısım işte şeyleri ezberletiyoruz ama işin duygu tarafı maalesef bazen eksik kalabiliyor. Evet, kronoloji oluyor fakat o... Kuru bir tarih kitabı evet. Gibi olmamalı din dersi özellikle. Kuru bir tarih kitabı olmamalıdır. İşte tasavvuf bize bunu öğretiyor. Yani ibadetlerin duygu boyutunu, huşu ile yapılması gerektiğini, ihlas ile ibadet yapılması gerektiğini öğreten bir ilim. Birincisi neydi? Zahitlikti. Yani yün giymeden, suf yün giyme, dünya malına aşırı değer vermemek. İkincisi, ibadetlerde ihlaslı olmak, samimi olmak. Tasavvufun en önemli iki konusu bunlar. Üçüncü konusu, muhabbetullah'tır. Allah sevgisidir, peygamber sevgisidir. Zaten tekke edebiyatında biliyorsunuz, konular ilahilerimizde ya Allah sevgisidir, ya peygamber sevgisidir, ya da ahlaki bir konudur. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah diyor değil mi şair? Peygamber sevgisi. Bunun gibi işte tekkelerde insanlara Allah sevgisi, peygamber sevgisi aşılanıyor. Ayrıca bu zikir de kalpte Allah sevgisini geliştiriyor. Onun için dervişler zikre önem veriyorlar. Kalp zikrettikçe kalpte Allah sevgisi gelişir. Ve sevgi geliştiği zaman artık ibadetler zor gelmez. Namaz kılmak zor gelmez. Sevgi geliştikçe. Tabii. Kalpte Allah sevgisi geliştikçe ibadetler zor gelmez. Haramdan kaçmak zor gelmez. Keyifle olur. Onun için bu sevgi konusu çok önemlidir. Ama hocam o zaman bu bir geliştikçe diyorsunuz ya, bu hiç durmaksızın bir gayret gerektiriyor. Ya tabii. Yani hiç durmaksızın bir gayret. Yani tabii. Anlık bir şey, bir gün, iki gün ya da bir, değil. Tabii. İla nihaya dinmeyen bir gayret gerektiriyor her alanda. Evet. Ölünceye kadar çalışmak gerekiyor, çabalamak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah yuhibbuhum ve yuhibbune. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler diye ayet var. Yani bir Müslüman diyecek ki Rabbim beni seviyor. Rabbim beni seviyor. Rabbim beni seviyor. Ben de onu seviyorum. Hani papatya şey var diyor, seviyor sevmiyor diye. Evet. Ama burada sevmiyor çıkıyor yok. Hep seviyor diyecek. O hakikaten o çok başka bir evet. Boyut hocam. Yani Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı ayeti de o zaten bambaşka bir tefsir evet. Alanı açar belki karşımıza. Buyurun hocam dördüncü kavrama. Evet dördüncüsü de tasavvufun dördüncü temel konusu da nefis terbiyesidir. Kur'an-ı Kerim buna tezkiye diyor. Yani kötü ahlaktan arınmak. Şimdi biz kötü ahlaklı mıyız diye düşünen olabilir. Bizim içimizde iyi ahlakın tohumları da var, kötü ahlakın tohumları da var. Yani Habil'den kalma da var, Kabil'den kalma tabii, da var. 3 evet. Yaşındaki bir çocuk, kardeşi dünyaya gelince kardeşini kıskanıyor. Evet. O bakın kıskançlık, yani haset. Kıskanmayı anası mı öğretiyor, babası mı öğretiyor? Hayır, içten geliyor. Veya aynı çocuğa annesi bir oyuncak alıyor. Çocuk alıyor oyuncağı, hemen sokağa çıkıyor. Arkadaşına gösteriyor, bak diyor annem bana oyuncak aldı, sizde böyle oyuncak var mı diyor. Sahip olduğu oyuncak ile övünüyor. Sahip olduğunuz mal ile övünmek nedir? Kibir. O çocuğa kibirlenmeyi annesi mi öğretti? Hayır.
Babası mı öğretti? Oğlum al şu oyuncağını git arkadaşlarına hava at mı diyoruz? Demiyoruz. İçten geliyor, nefsten geliyor. O zaman içe çalışmaya devam edeceğiz hocam. Tabii ama çok aynı çocukta merhamet, şefkat gibi güzel ahlak da var. Yani 3 yaşından bir çocuğun yanında yalandan ağlıyormuş gibi yapın, gözünüzü ovalayın. Sizin ağladığını zannedip gelir başınızı okşar. Bu nedir? Şefkattir, merhamettir. Demek ki bizim içimizde doğuştan itibaren kibir gibi, kıskançlık gibi kötü huylar da var. Ama şefkat ve merhamet gibi güzel huylar da var. İslam diyor ki içinizdeki kötü ahlakı temizleyin. Kad eflaha men zekkehe. Nefsini temizleyen kurtuluşa ermiştir diyor Cenab-ı Hak. İşte tasavvufun 4. temel konusu da nefis terbiyesidir, nefis tezkiyesidir. Yani Ahmet Yesevi'den bahsettik, Hacegan'dan bahsettik, Yunus Emre'den bahsettik. Bunlar tasavvuf ehli. İzleyicilerimiz peki tasavvuf nedir diye merak ederlerse işte cevabı evet, bu dört konusu. Dört konuya zahitlik, dair notlarınız kıymetli. Dünyaya malına düşkün olmamak, efendim muhabbetullah, Allah sevgisi, tezkiye, nefis terbiyesi ve ihlas, huşu, ibadetlerde ihlas. Eyvallah. Ezan vakti geldi değil mi arkadaşlar? Ezan vakti geldi. Zira Registon Meydanı'na hocam uzak bir alandan, Ruhabat Mescidi'nden bir ezan sesi geliyor gelmiyor arası. İlk gün hususen söylemiş idim. İlk gün belki izleme, dinleme fırsatı olmayan izleyicilerimiz için bir not olarak düşmüş idim. Şimdi yeniden programı kapatırken, Ezan-ı Muhammediye kulak verecek iken söylemiş olayım. Registon Meydanı'nda, yani bu bulunduğumuz alanda, Ulubey Medresesi, Tillakari Medresesi ve Şirdar Medresesi'nin bulunduğu alanda 1860'lı yıllardaki Sovyet-Rus işgali, Rus-Sovyet işgalinden bugüne buradaki kıymetli arkadaşlarımızın da verdikleri bilgilerden teyit ettiğimiz üzere Kur'an-ı Kerim ve Ezan-ı Muhammedi okunmuyor idi ve hamdolsun bir Türk televizyonuna, bir Türk medyasına nasip oldu. Albayrak Medya olarak, TVNET olarak bizler Registon Meydanı'ndayız ve her gün yayınımızı burada okunan Ezan-ı Muhammedilerle kapatıyoruz. İlk gün yayınımızı Kur'an-ı Kerim ile açmak nasip oldu. Şimdi Süfyan-ı Sevri'yi anmadan olmaz hocam. Kıymetli Mustafa Kara hocamızın bir eserinde, Buhara, Bosna, Konya değil mi? İsimli eserinde karşıma çıkmış idi. Süfyan-ı Sevri'ye atfedilen bir söz şudur. Muhteşem bir söz hakikaten. Gördüğümde çarpıldım. Türkistan'da ezan okumak Mekke'de namaz kılmaktan daha faziletlidir buyurmuş Süfyan-ı Sevri Hazretleri. Evet, Türkistan'da ezan okumak Mekke'de namaz kılmaktan daha faziletlidir buyuran Süfyan-ı Sevri başta olmak üzere bütün öncülere rahmetle binlerce kez minnetle diyerek hocam çok teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Efendim, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Semerkant'tan tüm izleyicilerimize, tüm iftar sofralarına bereket diliyoruz, selam ediyoruz. Hoşça kalın. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammed Resulullah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Hayya ala's-salam. Hayya al-fanah. Hayya ala Allahu Ekber, Allahu Ekber. La Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbe hazihid da'veti tamme ve salatil qaime ati Muhammeden il vesilete vel fadile ve derecetel aliyete rafi'a ve ba'athehu meqaman mahmuden illezi va'attehu ve rzuqna şefa'atehu yevmel qiyame inneke la tuhlifu'l mi'ad bi rahmetike ya rahmanirrahimin.